Evet arkadaşlar, Aselkon standındayız. Bugün bu videomuzda da Aselkon'u bir ürünlerini görelim, standını bir gezelim, kendileriyle tanışalım. Bayide olmayan modellerini de sizler için soralım, öğrenelim. Evet, Semih Bey'in yanına geçelim şimdi. Aselkon'un stand sorumlusunu. Semih Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, nasılsınız? Evet, Murtaza abi merhaba. Murtaza abi şeref verdi, standımızı ziyarete geldi. Hoş geldiniz Murtaza abi. Hoş geldiniz. Semih Bey, bugün fuarın 3. günü nasıl geçiyor fuar? Güzel, katılım iyi. Yabancı, yerli bayilerimiz, yabancı müşterilerimiz gayet iyi. Umurunuzu buluyorsunuz, memnunsunuz. Çok yarın şükür. Biraz daha kalabalık olur, cumartesi son evet, gün. Evet, yarın tüketici kısmı daha yoğun ziyarete gelir diye tahmin ediyoruz. İnşallah sizlere hayırlı, bereketli işler sunuyorum. Arkadaşlar, Aselkon'un av tüfeklerini daha önceki videolarında incelemiştik. Kinetik güzel av tüfekleri vardı Aselkon'un. Onun dışında Benelli M4'ün birebir aynısı hibrit sistem. S4 modelini Aselkon çıkarmıştı. Bu tüfeğin tanıtımını da yaptıklardı. Aldığımızdaki videoda da tanıtımı mevcut. Bunları şimdi... Standımızda da sizin videonuzu yayınlıyoruz. Zaten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Semih Bey, sizden şimdi buraya niye geldik? Aselkon'u biz tanıyoruz. İzleyicilerimize de elimizden geldiğinde silah firmalarını, kaliteli silah firmalarını tanıtmaya çalışıyoruz. İsterseniz ben firmamızdan bahsedeyim bir kısaca. Bir bahsederseniz, evet. Biz sektörde 17 yıldır sektördeyiz. Fakat iç pazarda aktif olarak 3 yıldır iç pazardayız. 53 tane ülkeye bizim ihracatımız var. Yoğunluğumuz dış pazardaydı son 3 yıla kadar. Bir distribütörle iç pazara katıldık. Fakat sonrasında iç pazar için fabrika satış ağını kurma kararı aldık. Dolayısıyla bu ağı kurduk. Şu an iç pazara satışı fabrikadan direkt olarak yapıyoruz. Semih Bey, şu meşhur M4 klonu S4 modellerinizi merak edenler çok, evet. Talep çok. Onlarla ilgili gelmişken bir bilgi alacağız sizden. Tabii. Bu modeli çıkarmak nereden aklınıza geldi, böyle bir modeli? Türkiye'de çünkü 2-3 firma var, bir tanesi de sizsiniz bu modeli yapanlardan. Evet. Bu modeli Amerika Vietnam Savaşı'nda kullandı. Dolayısıyla bu model şu anda bazı ülkelerde kolluk kuvvetlerinde yakın savunma silahı olarak halen kullanılıyor. Biz yoğun olarak Kanada ve Brezilya'ya bunu ihraç ediyoruz. Yoğun bir ihracatımız var. Çok talebi olan bir ürün. Ve Türkiye iç pazarı içinde bunu tekrar yapma kararı aldık ve iç pazara sunduk. Ve çok beğenildi. Şu anda inanılmaz bir talep var. Kafayı çekiyor diyorsunuz. Tabii ki. Yani şu anda modeller arasında en çok sattığımız model bu. Yani takdir edersiniz ki av tüfekleriyle ilgili son zamanlarda bir alım gücüyle alakalı biraz düşüş olması sebebiyle taktikale de bir yönelme var. Biz bunun akabinde fiyatlarımızı da uygun tuttuğumuz için, lafı gelmişken söyleyeyim, fiyatlarımızın da uygun olmasının sebebi biz direkt fabrikadan satış yapıyoruz. Direkt fabrika olarak bayilere satış yapıyoruz. Bu şöyle değerlendirilmesin. Direkt tüketiciye satmıyoruz. Bayilere fabrikadan direkt satıyoruz. Yani bu şudur. Arada dağıtıcı bir distribütör, dağıtıcı. O marjı biz kaldırdık. Dolayısıyla o marjı kaldırdığımız için bizim tüfeğimizin alım fiyatları daha uyguna geliyor tüketicimize. Arkadaşlar, videolarımda bahsediyorum. Tüfek tavsiyesi verir misin diyen çok arkadaşlar var. Burada tüfek tavsiye ederken arkadaşlar, tüfeklerimiz gerçekten tamam. Ülkemizin hemen hemen birçoğu markası kaliteli tüfekler yapıyor, ihracat yapıyor yurt dışına. Fakat burada bütçenize ve elinize, gözünüze gelen tüfekleri tercih edin diyorum. Yani benim size tavsiyelerim bu oluyor. Aselkon firması burada, bakın Semih Bey'in söylediği gibi, fiyat konusunda iddialı. Hem ürünleri güzel, kaliteli, hem de kendi madili ürünleri, zaten size tanıtımını yapıyorum birçok firmanın. Eksiği yok, fazlası var tüfeklerin kendi madillerinden. Ve fiyatları, bayi satış fiyatları yaklaşık 3.000-3.500 daha aşağıda diğer kendi muadili tüfeklerinden Aselkon'un fiyatlarını. Ben bunu söylüyorum. Yani bunu sakın takipçileriniz kalitede acaba düşük bir durum mu var diye değerlendirmesin. Hayır. Tüfeklerin ben birebir kalitelerine bakıyorum. Çok kaliteli, işçilik anlamında,
çalışma sistemi anlamında ve zaten avcı arkadaşlarla da ara sıra av bayilerinde röportaj yapıyor. Aselkon av tüfeklerini kullanan arkadaşlar var. Çok memnunlar. Özellikle Karasu bölgesinde. Memnuniyetin sebebi kısaca şunlar. Bizim tüfeklerimiz hafifliği, grupmanı bile ön plana çıkan bir tüfek. Yani hafifliği derken tüfeklerimiz 2.850 ile 3 kilo 150 gram arasında değişiyor aralıkları. Av tüfeklerinden bahsediyorum. Tüfeklerimizde 2 numara kundak kullanıyoruz. Minimum 2 numara. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bir de grupman avcı arkadaşların dikkat ettiği grupman atışlarından tüfeklerimizi de iddialıyız. Grupmanında iddialıyız. Ve kinetik sistem olması sebebiyle 24 gramdan yüksek gramajlara hepsine atış yapabilirler. Tüm av tüfekleriniz kinetik sistem, fakat bu görmüş olduğumuz taktikal M4 kulonu S4 modelleriniz çift sistem, yani hibrit sistem olarak geçiyor. Evet. Hem gazlı hem kinetik sistem bir arada. İzleyicileriniz bunu bizim web sitemizde sisteminin bir videosu var. O pistonun nasıl çalıştığına dair, kinetik sistemin nasıl vuruş yaptığına dair. Onu bizim web sitemizden videosundan izleyerek daha ayrıntılı bilgiyi alabilirler. Alabilirler. Evet, taktikal silahlar arasında M4 modeli arkadaşlar benim hoşuma giden, sevdiğim bir model. Gerçekten çok sevdiğim bir model. Türkiye'de iki ya da üç firmada var. Bir tanesi Aselkon'da bu M4 modelin hibrit sistem olan Aselkon'un kendi S4 markası adı altında çıkarmış oldu. Sadece bunun incelemesini yaptım bugüne kadar. Kalite anlamında, ele oturuş anlamında, görsel hedefe geliş anlamında insanı tatmin ediyor. Gerçekten tatmin etmeyen hiçbir noktasını görmedim. Zaten videolarımda da bayidesi çektim, tavsiye ettim. Çok merak edip talep eden arkadaşlar da var. Şöyle söyleyeyim, renk seçeneklerimiz de mevcut. Mesela NATO yeşilimiz, standart siyah, burada olan toprak modelimiz. Ayrıyeten burada olmayan titanyum modelimiz mevcut. Beyaza yakın bir model, kirli beyaz. Dipçik olarak 3 modelimiz var. Zaten ürünün modeli ayrıştırması buradan. Bu GT modelimiz. Aselkon S4 GT modelimiz. GT modelimiz teleskopik dipçik. G modelimiz tüfek dipçik, tabanca kabze. Tüfek dipçik, tabanca kabze. Burada olmayan tüfek dipçikli olan modelimiz sadece S4 yazar üzerinde. Şu tabanca kabzesi olmayarak düşünün. Yani. Aynen. Tüfek dipçik olarak ürettiğimiz 3 modelimiz mevcut. Burada renk seçeneklerimiz de 4 renk seçeneğimiz. Renk seçenekleri de NATO yeşili, siyah, çöl rengi ve titanyum. Evet, bazı yerlerde çöl rengi, evet. Bazı yerlerde toprak rengi. S3 modellerini görüyorum burada. Buradaki S3 modelleri bizim pompalı modellerimiz, fakat bunları ihracat olarak üretiyoruz. Takdir edersiniz, Türkiye'de pompalının çok revaçta olmadığı için, evet, talep görmediği için yurt içine iznini almadık açıkçası. Evet. Talep ilerleyen dönemde talep olduğu takdirde yurt içine satış iznini alınıp satışı gerçekleştirilebilir. Evet. Yani arkadaşlar, ben de burada yarı otomatik yıllarca bu tüfeğin yani pompalısını almak istemem bir avcı olarak. Yani şöyle söyleyeyim, pompalıyla ilgili de hiçbir sorunumuz yok. Birçok ülkeye ihracatımız var. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Ama talep doğru. Talep yani. Sadece talep. Ayrıyetten yeni modellerimiz, şarjörlü modellerimizi yaptık. Yurt içi izinleri henüz alınmadı. Amerika'ya ihracatımızı yaptık. İlk ihracatımızı. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Türkiye içi satışı izni de, evet, alınacak. Bu tüfeklerimizi görmedim çünkü. Burada, evet, fuarda ilk defa görüyorum. ASK-12. Evet. Bu yeni yaptığımız. Burada arkadaşlar şarjörlü tüfeğimiz. Bizim vasıtamızda şarjörlü tüfeklerin Aselkon'un, yani ASK Aselkon anlamında herhalde. Evet. B12 kalibre. 12 kalibre anlamında. Evet. Bunları da bayilere geldiği zaman inceleyeceğiz inşallah arkadaşlar sizler için. 12 kalibre kaç namlu? 47. 47 namlu. Evet. Şarjörlü modelleri. İsterseniz şöyle arkada yeni, evet, yaptığımız modeller, fakat çok iç pazara henüz süper pozelerimiz ve çifte yine aynı şekilde Amerika'ya ihracatımızı gerçekleştirdik. Süper pozelerde. Süper pozelerimiz de çok kullanışlı. Yakın zaman içeride Türk avcısıyla da buluşturacağız. Arkadaşlar asansörlü dipçik.
asansörü diyecek ve Amerika'ya ihraç tüfekler şu anda bayilerde göremeyecek, göremiyorsunuz ama en yakın zamanda göreceksin. Menevi şişlemeli kasa, beyaz kasa, çift tetik, tek tetik, enjektörlü, enjektörsüz modellerimiz sahaya. Her bütçeye göre, her şeye göre düşünülmüş. Zaten fiyatlarımız uygun. Her bütçeye göre de. Arkadaşlar, fiyat ve kalite anlamında Aselkon ürünlerine mutlaka gittiğiniz bayilerde bir bakın derim. Kalite anlamında elinize aldığınız zaman o kaliteyi hissedeceksiniz. Fiyatları da sorduğunuz zaman şaşıracaksınız. PCP modellerimiz. Evet. MX6, MX7, MX8, MX9, MX10. Maşallah kırmalı. Diyorum. Yani PCP'lerinizi de gene bu arada görmek nasip oldu. Bu işin meraklısı arkadaşlar da çok fazla. Evet arkadaşlar, değişik bir PCP bakın. PCP taktikal tarzda yapılmış. Evet, üstteki ahşap. 4.5, 5.5, 6.35 seçenekleri mevcut. Büyük bir PCP tipi var üstteki. Zannedersem uzak mesafe atışları için tasarlandı. Evet, aşağıda daha kompakt bir PCP. Ve havalı. Evet, bu normal bir basit sistem havalı. Evet, burada Aselkon'un ürün çalışmalarını gördük arkadaşlar. Fuarlı ürün çalışmaları. Evet. Bunlar da en kısa zamanda piyasaya sürülecek arkadaşlar. Bayılarda ön tarafta da var. Evet. PCP. Onlara da bir bakalım sen işte. Açıkçası yani şu anda en çok sattığımız model, en paralar modeli. Bu modeller bayilerde var mı? Şu anda. Pardon, yurt dışında en çok. Yurt dışında tabii. En yani sattım. En çok sattığımız İran, İtalya ve Bulgaristan. Bu modelin özelliği nedir? Farklı bir PCP modeli. Yani ilk defa bunda sanki sadece tüpü tutuyorsunuz, bir kundak yok. Tüfeğe fazla kabalaştırmama adına tahminime göre. Çok kibar bir modelimiz. Yani yurt dışında talep gören bir şurada modelimiz. Arkadaşlar bakın, basınç göstergesi burada. Bazılarının tüpün üstünde oluyor basınç göstergesi. Aselkon buraya koymuş. Burada kurma kolu, geniş bir kurma kolu. Değişik bir tasarım. Aynı tüfeğin arkadaşlar bakın ahşap dipçik ve kundaklı olanı. Aynı tüfeğin. Bunlar yurt dışı ihracı şu anda. Yerli pazara da Semih Bey sokacağız diyor bunlara da en kısa sürede. Bence de soksunlar. Yani şurası hoşuma gitti gerçekten. Bu silahta eğilip sağa sola basınçta kaldı diyor. Bakmadan hemen çevirdiğiniz anda görebileceksiniz. Evet, PCP'ler gelişiyor. Bitkide ve büyük bir hava tüpü. Kalın bir hava tüpü, kalın bir namlu. Tahmin ediyorum ki arkadaşlar yani bu tüfek iddialı bir tüfek. Bu da iç pazara girdiği zaman tüfeğin özelliklerine es getirecek gibi. Evet. 9 mm çapmış. Bunlar gerçek tabancalarımız, mi? Gerçek tabancalarımız. Yani yeni yaptık. Aselkon an tabanca üretimi de yapıyor mu şu anda? Tabii ki, tabii ki. Evet, bunlar hakkında tabanca severlerimiz var. Şimdi bize verebileceğiniz bilgiler, değerli bilgileri alabilir miyiz? 9 mm çap yaptık. Çok kullanışlı bir model. Diğer modelleri de yakın zaman içinde çıkacak. Biz bunu fuar için acil ürettik. Fuara yetiştirdiniz fuara yani. Yetiştirdik. Evet. Yakın zaman içerisinde makine kimyada tüketiciler görecek. Tek model mi bunlar yoksa? Tek model. Tek model. Tek model yaptık. Arkadaşlar şu anda tek model ama gayet güzel. Bakın zaten hani çok standart tabanca modelini Aselkon kalitesiyle birleştirmişler. Kaçtı bunlar? 15.6 değil mi? 9 evet. 15.6. 9 milyon. Tamam. Evet. Evet, böyle geçelim. İsterseniz tabancaya şey, bu skill tabancalarımızı tamam. Da onlara da bakalım. Ondan evet, sonra gerçek tabancanın yanında deminkiler gerçek tabancaydı. Bakın kuru sıkıya da Aselkon girmiş arkadaşlar. Eco modelleri. Şu anda bu modeli zaten şu an ihracatımız mevcut. Bu modelimiz. Evet, bakın arkadaşlar meşhur Eagle'ın birebir benzerini kuru sıkı olarak Aselkon yapmış kendi markasıyla. Evet. Kaç? 15.1 mi? 16. Evet. Evet. 15.1. Normal standart kuru sıkı. Tabancayı demin elime aldım, bayağı ağır.
Gerçek tabanca gibi. Evet. Hiçbir farkı yok tabancalarımızın gerçeğiyle. İsterseniz outfitlerine başlayalım Mustafa Bey. Evet, bakalım. Bu bahsettiğim gibi ilk çıkardığımız modeller bizim Inter modeli. Biraz daha ekonomik olarak piyasaya sunduğumuz Reston modeli diğer bölümde. Bu standın diğer bölümde. Inter modeli Benelli modeli olarak sahaya sürdük. Şu üst kasa ayrılır, yarım kasa modelidir. Inter modeli. Arkadaşlar, inertiye sistem. Şu üst kasa ayrılıyor mu? Evet, yarım kasadır. Yarım kasa. Benelli. Evet, Benelli tarzı. Benelli tarzı. Kinetik gene Benelli gibi. Evet. Aynı, bakın arkadaşlar. Birebir Inter sistem diye geçiyor. Bu tüfeği avcı arkadaşlar biliyorlar, kullanıyorlar. Şimdi tüm tüfeklerimiz için bahsedeyim öncelikle. Tüm tüfeklerimizin işlemeli modelleri mevcut. Standart kasa modelleri mevcut. Renkli kasa modelleri mevcut. Sentetik ahşap olarak dipçik modellerimiz iki çeşit. Ayrıyeten Max 5 olarak kaplamalı modellerimiz. Tamam. Evet. 4+1 herhalde. Değil mi şeylerimiz? Evet. 4+1. Silahın arkadaşlar bakın. 2 kilo 85 gram değerini görüyorsunuz. Çok hafif bir silah gerçekten. 2 kilo 85 850 gram. 2850. 2 kilo 850 gram. 2850 ile 3 kilo 150 gram arası değişiyor tüfeklerimizin gramajları. Bunların istenilen namlu seçenekleri, namlu boş seçenekleri şöyle mevcut söyleyeyim. Herhalde. Tabii hepsi mevcut. 61 şeritli, 66, 71, 76 Slug. Mevcut. Ben şunu da söyleyeyim. Biz renkli ve mat namlu olarak iki seçenekli yapıyoruz tüfeklerimizin. Hiçbir fiyat farkı gözetmiyoruz. Arkadaşlar bakın şu mat namlu, bu mat namlular çizilmeye karşı av esnasında çalı çırpı çizilmelerine karşı parlak siyah namlulara göre biraz daha dayanıklı olurlar. Biz kendimiz kullandığımız için biliyoruz. Onun dışında da Cabo Max 5 namlular mevcut. Evet, diğer tarafta ne var? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Standart kasalarımız ve renkli kasalarımız, bunlarla da ilgili bir herhangi bir fiyat farkımız yok. Bakın arkadaşlar, bu da Aselkon'da böyle bir uygulama var. Aynen. Farklı yani. Bazı firmalarda parlak namlu, mat namlu fiyat farkı. Renkli kasa, standart kasa fiyat farkları mevcut. Bizde hepsi standart, uygun fiyatlı olarak fiyat. Fiyatlar karışmasın. Maliyet farklı bile olsa siz standarta oturtmuşsunuz. Onu biz göze alıyoruz. Evet, göze alıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bu Reston modeli ilk çıkardığımız model, dediğim gibi ekonomik olan modeli. Ekonomik ve ayrıyetten işçiliği daha az olan modelimiz. Kapalı kasa. Sadece bir model, evet. Evet. Sistem olarak, mekanizma olarak işçiliği daha kolay olan bir sistem. O yüzden fiyatı ekonomik. Neden ekonomik olduğunu eğer düşünürse. Bakın arkadaşlar, üzerinde menevişi yok. Düz alüminyum kasa yapmışlar. Görüyorsunuz. Aselkon aynı. Onun dışında malzeme kalitesi aynı. Bunun evet, üzerinde mekanizma aynı, namlu aynı, evet. Dipçik, bunlar hepsi aynı. Bunda menevişler var. Farklı bir işleme yapmışlar. Evet. Diğeri de serakot kaplama. Serakot, namlu serakot bronz. Kaplama. Evet. Bronz kaplama. Timber modelimiz bu. Evet. Bottomland bronz. Timber. Evet. Şu çalışıyor mu yoksa görsel aynı. Mi? Görsel. Görsel. Evet. Bu sentetik modelimiz. Arkadaşlar bakın, bu namluyu soranlar vardı. Picatin Ray bu. Picatin Ray. Cantilever namlu. Cantilever slug namlu. Aselkon'da Cantilever namlu var arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Normal slug da yapıyoruz fakat son dönemde cantilever namluya artan talepten dolayı slug tüfeklerimizi hep cantilever olarak üretiyoruz. Normal slug'tan bazı firmalar, normal slug atıyorum rakama takılmayın 1000 liraysa cantilever namluya 1200 lira. Yani üstüne 200 lira. Rakama lütfen takılmayın. 200 lira farklı fiyatlar. Bizde öyle bir fark yok. Evet, gene Aselkon'un ayrıcalığını görüyorsunuz buradan da. Evet, fiyat politikası her tüfeğe göre fiyat değil, her modelin kendi fiyatı var. Yani ne renk olursa olsun. Yani bu evet. Katerina'nın maliyetinde biz üstlenmiş durumdayız, evet. Avcılarımız. Ekstra bir fiyat koymamışlar üzerine. Evet.
Şimdi isterseniz son dönemde çıkarttığımız modeller, X modelleri. Evet, bunları isterseniz önce X3'ten başlayalım. X3, X4, X5. Av modellerine geldik. Son çıkan modeller diyor Semih Bey. Evet, bakın şöyle gerçekten ışıklık olarak, görsel olarak Aselkon kalite olarak şölen yapmış. Bakın arkadaşlar, şu ayrıntıları kaçırmayın. Kasadaki dikey inişler, kimisi düz iniyor, kimi daha oval iniyor. Kimi işte İtalyan kasa diyor ona, kimisi başka kasa diyor. Evet, bakın. Evet Semih Bey, sizden duyalım. Ben görsellerine... Ben anlatayım. Evet. İsterseniz buranın da... Tekrar geleceğiz. İsterseniz tamam. Bu tarafa gidelim. Tamam. Şimdi biz bu tüfeği niye yaptık? Yani Türk av camiasının Browning'e karşı yoğun bir ilgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Browning modellerine benzer tüfek yapmayı tasarladık ve başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu X3 modelimiz, bu X3 modelimizin kasası ve dizaynı olarak Browning Field Composite'e benzetmeye çalıştık. Yani bir nebze bizim vatandaşımıza Browning'i hissettirip Browning'i daha ucuza mal etmeyi hedefledik. Browning'i kullanma hissi verelim. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Field Composite'in benzerini yaptık diyebilirim, evet, yani. Evet. Aynı M4 modelindeki gibi arkadaşlar. Aynen, Browning Field Composite. Şimdi Semih Bey, buraya gelmeden bir saat önce diğer standları dolaşırken Benelli M4 fiyatına bir bakalım dedik şöyle. 57 bin lira. Benelli M4. Hiç gerek yok. Abiden 7 bin liraya satın alabiliriz. Aselkon bunu arkadaşlar birebir aynısını... 50 demin, bin lirayı başka bir yatırım olarak, evet, değerlendirebiliriz. Demin size gösterdim. Yani ithal tüfek, vergileri yüksek Türkiye'ye gelirken. Kesinlikle. Vergi harçları vesaire üzerine koyuyor. Bir de yurt dışı dolar bazlı geliyor. Yani burada bir de paramızı aynı, dışarıya, evet, gönderme. Burada aynısını demin size gösterdim. Şimdi Semih Bey'in bahsetmiş olduğu Browning olayında da anlatmaya çalıştığı olay aynı olay. Yani o kadar para vermeden aynı hazzı bu tüfeklerden alabilirsiniz diyor. Aynen. O hazzı avcılarımız hissedebilir. Evet. Burası süper modellerimiz, fakat bunlar yani talep doğrultusunda Türkiye içine satışımız yok. Bunları sadece ihracat olarak kullanıyoruz. Evet. Bunlar 80 gerek duyarsanız Türkiye içinde de. Tabii talep doğrultusunda eğer gerek duyulursa onları da aynı şekilde satışa açabiliriz. Evet. Şöyle buyurun isterseniz. X4 modelimiz. Bu da Benelli Passion modelini seven avcı arkadaşlarımız için ürettiğimiz bir model. Benelli'nin Passion modelinin benzerini yaptık. O hazzı alacaklarına inanıyoruz. Bir de bu modellerde en büyük özellik şu, çok çabuk hedefe gelmesi. Anlatabildim mi? Şimdi birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Evet, tüfeklerde bu kilit var. X3, evet, modeli kapalı kasa. X4 modeli Benelli Passion modellerinin biliyorsunuz yarım kasa. Evet. Namludan mekanizma. Evet. Şurada bir kapak mevcut. Kapakla, evet, birlikte namlu mekanizma ile birlikte geliyor. Yarım kasa olarak. Evet. Burası ayrılıyor değil mi? Tabii ki yarım kasa. Evet. Şurası, evet, yarım kasa, şu kapak yani namluyla birlikte arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar bu görsel olarak yapılmamış. İşlevsel olarak da aynı şekilde. Aynen. Ayrılıyor. Evet. Ya son aldığımız bir kararla şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela avcı arkadaş 66'sını aldı bu tüfeğin. 66 namluyu aldı. Şu kapak dediğim gibi yapışık değil. Ama zamanla oksitlenebiliyor. Yani oksitlenebiliyor derken yapışıyor namluyla, o sıcaklıkla. Dolayısıyla şimdi avcı arkadaş bir tane yedek namlu aldı. Bu kapağı sökmekte zorlanıyor. Yakın zamanda böyle bir sorunla karşılaştık. Bunu yönetim kuruluyla paylaştık. Biz avcı arkadaşların uğraşmaması için diyelim 66 namlu aldı, 71 bir yedek namlu talebi oldu. 71 yedek namlunun yanında bu kapağı da ücretsiz olarak gönderiyoruz. Evet, onu da duydunuz. Çok güzel. Evet, X4 modelleri bu taraf komple. Inter ve X4 modelleri için, yani yarım kasa modellerimiz için geçerli. Evet. Uygulamamız. Burada X5 modelleri. Arkadaşlar hemen farkı bakın. Bu bahsettiğimiz X5 modeli av camiasının çekiç kasa, barak kasa tabir ettiği eski Browning. Browning Auto 5 modeli. Az önce dediğim gibi bunda da aynı şekilde
Swag, cantilever Swag namluyu yaptık. Bu arada ben şunu belirteyim. Her modelimizin sılağını yapıyoruz biz. Her modelimizi. Yani bu timber modeli de olabilir. Efendime söyleyeyim bottomland modeli de olabilir. Hepsinin sılak namlusunu yapıyoruz. Bununla izleyicilerimiz öğrensin. Evet. Şimdi bahsettiğim şu hedefe gelme olayı. Şu kısım, şu dik olması, şurada dik kesim olması çok rahat hedefe gelmeyi sağlıyor. Şimdi şu şekilde ben size göstereyim. Şöyle direkt aldığınızda hedefi aynı anda yakalayabiliyorsunuz. Evet. Hani av camiası bu yüzden tercih ediyor. Yani evet, şu an evet. En çok sattığımız model diyebilirim X5 modeli ve beğenilen bir model. Evet, çok teşekkür ederiz. Çeşitlerimiz bunlar. Çok teşekkür ederiz. Daha ne olsun? Çeşit ürün skalanız çok fazla. Arkadaşlar, Semih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Vakit ayırıp standı ezdirdi. Ben de sizlere Semih Bey'in vasıtasıyla tüm izleyicilere rastgele. Evet, bu güzel tüfekleri sunma fırsatı buldum. Herkese selamlar, sevgiler. Kazasız, belasız yeni bir sezon geçirmek dileğiyle. Evet, sezon da yaklaşıyor. Sabırsızlanıyoruz yavaş yavaş. İnşallah arkadaşlar meralarda görüşmek üzere. Teşekkürler.